İza vazantum fa arjihu. Tarttığınızda teraziyi biraz ağdırın. Yani az fazla verin. Karşıdakini tercih edin. 51. hadis. İnsanlar bütün ihtiyaçlarını kendileri karşılayamazlar. Birileri birilerinden bir şeyler alan ya da birilerine bir şeyler satan durumunda olabilirler. Tarih boyunca ola geldiği gibi Anlaşılan o ki kıyamete kadar da devam edecek bir gerçektir bu. Yani bir tartı olacaktır, bir terazi olacaktır, bir alışveriş olacaktır, bir hesaplama olacaktır. İslam dini Müslüman kardeşini tercih konusundaki prensibini alışverişte de böyle ortaya koyuyor. Hani öyle diyordu ya bir ayet, kendilerinin ihtiyaçları olabilir. Olursa olsun ama Müslüman gerçek Müslümansa Müslüman kardeşini kendi ihtiyacına rağmen tercih eder diyordu ya işte kendisini değil Müslüman kardeşini tercih etmeyi alışverişte böyle tarif ediyor İslam dini. Ticaret yapıyordunuz. İşte bu ticaretinizde sizin gerçekten ihtiyacınızda olabilecek diye ticaret yaptığınız belli. Ama bu ticaretinizde teraziyi biraz aldırı verin, az biraz fazla veri verin. Böylece hem onunki fazla olsun, hem ki sen aldanmış olma, hem yapan sensin zaten, hem ayarlayan tartan sensin, hem hakkını yemiş olma, hem ihtimal bitsin, hem tıpatıp tam dengeli amana ölçüsü tam olsun da diye uğraşma bunu kendine iş edinme salıver biraz fark etmez bu senin için kardır elbette denilir. Çünkü Haşr suresinin dokuzuncu ayetinin bir bölümü şöyle ve yüsiruna ala enfusihim ve le bihim khasasa. Yani insanlar eğer müminseler, müminleri seviyorlarsa kendilerinin herhangi bir konuda ihtiyaçları bile olsa buna rağmen yine de diğer Müslüman kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Hani tarihte öyle örnekler anlatılır. Bir savaş sonrası ölmek üzere şehadetin eşiğinde insanlara su dağıtsak diye koşturanlar söylerler. Tam inlerken, belki son nefesindeyken, bir damla su diye kıvranırken, ona bir damla su verileceğinde, bir başkasından gelen bir feryada, gözüyle, kaşıyla, eliyle, ağzıyla hayır bana değil, şimdi ona git de sonra bana gelirsin diye kardeşini tercih edenlerden söz eden nice kitap sayfaları vardır. Ona gidilince aynı olay tekrar yaşanacaktır. Sonra bir üçüncü şahıs, sonra bir dördün şahsa gidilecektir. Ama yetişilemeyecek, o şehit olacak, geri dönülecek, bir bir onların da şehit edildiği öğrenilecektir. Olsun, zaten gideceklermiş. Bir damla suya hasret giderse, Allah kevserinden onu hem ne kadar çok sulayacaktır biliyor o. Hatta Müslüman kardeşini tercih ettiği için Allah ona bol bol cennet ırmaklarından sular ikram edecektir. Tarttınız mı? Tartan siz misiniz? Tercih edin kardeşinizi. Onunki biraz fazla olsun. Taksim eden siz misiniz? Başkalarına biraz fazla verin. Dağıtan siz misiniz? En sona kendinize ayırın. Siz işin başında mısınız? Karşınızdakini tercih edin, ona yardımcı olun. Böylece Müslümanlar eğer bu ve benzeri ekonomik kuralları gereği gibi yerine getirebilirlerse kapitalizmin kökünden çökecek, materyalizmi hepten iflas edecektir. Ne fark eder ki onunki fazla olsun diyebilmek, ben aldanmıyorum ama karşılığında cennet bekliyorum diyebilmek her zaman kar sağlayacaktır.